edebiliriz herhalde. Efendim, bu yıl okulumuzun 134. derneğimizin 81. yılını kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümü Ticaretler Haftası etkinliklerimiz kapsamında bugün burada 2017 yılına girerken Türkiye ekonomisi konulu panelimiz için buluştuk. Her zamanki gibi bizleri onurlandırdığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygı ve sevgilerimizle kucaklıyoruz. Hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal eden büyüklerimiz ve tüm aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Değerli yöneticilerim, aziz meslektaşlarım, değerli konuklarımız. 2016 yılı Türkiye için çok zor bir yıl oldu. Her ne kadar anayasa değişikliği dayatması ile siyasi gelişmeler gündemde ön planda kalsa da terör olaylarının şiddetini arttırarak devam etmesi, Suriye'de sınır ötesinde başlatılan operasyonlar ve bunların ülkemizdeki yansımaları, güvenlik sorunu gündemin ilk sıralarına yerleşse de biz ekonomistler biliyoruz ki Türkiye ekonomisi zor durumda. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum değerli hocalarım varken. Sizlere konuşmaları yapmak üzere gelecek olan İsimleri takdim etmek istiyorum. Seçkin Üniversitemizin Mezunlar Derneği Genel Başkanı Hikmet Kabuk. İşletme Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nuran Cömert. TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Masis Yontan. Ankara SMMM Odası Başkanı Ali Şahin. MM Birliği Derneği Ankara Şube Başkanı Yücel Ulusoylu ve derneğimiz Ankara Şube Başkanı Davut Özdemir konuşma yapacaklar. Açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Şube Başkanım Davut Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Evet sevgili dostlar, sayın genel başkanlarım, odalarımızın değerli başkanları, geçmiş dönem başkanları, sevgili dekanım, sürpriz yaptınız bugün bize. Hakikaten biz çok mutlu olduk bu karlı kış gününde. Bizlerle beraber oldunuz, gönlümüzü ısıttınız, ufkumuzu açacaksınız. İrfanı hür, vicdanı hür nesil, hür nesiller yetiştireceğim dediğin, şiar edirdiğiniz için ve 16 Ocak günü aklı, bilimi, Atatürkçü düşünceyi öne alarak eğitim ordularını yetiştireceğiz dediğiniz için sizi kutluyorum. Tüm konuklarımla beraber size hoş geldiniz. Çok değerli yüksek ticaretler ve yüksek ticaret dostları. Bizler bilirsiniz sayın başkanlarım, birçok kez sizler de geliyorsunuz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Gerek odalarımızın başkanları, gerek de meslek odamızın dernek başkanları, yöneticileri, geçmiş dönem bu dönem. Ve bu meslek mücadelesinde özellikle mali müşavirlik meslek mücadelesi içerisinde olan, geçmiş dönemde hizmet eden ve hizmet aşkıyla yanan tüm meslektaşlarımız bizlerle beraber oluyorlar. Bu salonlara aşinalar. Biz her ay ortalama sayın başkanım, yeminli mali müşavirler odasının Ankara başkanı, ilk defa onu burada ağırlıyoruz. Ona seslenmek istiyorum. Size her şeyi seferber edeceğiz dedi.
bu dedi muhteşem dedi, geçmişte birçok meslek odamızın kuruluşunda, Muhasebe Uzmanları Derneği'nin kuruluşunda, Mali Müşavirler Masa Birliği'nin kuruluşunda önderlik, öncülük ve imkan sağlayan bu derneğe yüksek şehadet mezunlarına her türlü imkan sağlayacak. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biz de bu mütevazi salonumuzda her ay sosyal, siyasal, ekonomik konularla ilgili uzmanlarımızı getirerek onları dinliyoruz, konuyla ilgili görüşler veriyoruz. Arkadaşımın da baştan belirttiği gibi biz Ocak ayının ikinci haftası Ticaretler Haftası olarak kutluyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan birinde de bir günde panel yapıyoruz. Genellikle panelimizi bütçe uygulamalarının başladığı, kesin hesap sonuçlarının alındığı konulara hasrediyoruz. Ancak bu sene sağ olsunlar onur üyemiz Sayın Aziz Konukman dedi ki 2017 yılına girerken ekonomiyle ilgili Türkiye ne durumda bunu bir masaya yatıralım. Onun için de bütçeyi de görüşürüz. Milli gelirin hani bir günde yeni revize edildi, güncellendi, birdenbire zenginleştik ya. Bir de onu konuşuruz dedi. Ben dedi bunu konuştum dedi. Biz de basından takip ettik, sohbetlerimizle de bizlere ifade ettik. Ben pek tatmin olmadım dedi. Bunlar da konuşuruz dedi. Bütçeyi de dedi. Rahmi Aşkın Türeli bütçe komisyonunda önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon başkanıydı. Kesin hesapla kaç sayfaydı sayın vekilim şerh koymuştunuz? 330 sayfa bir bütçe ve tuğla, tuğla biliyorum ben. Kocaman bir şerh koymuştu. Onu da konuşuruz dedi. Bu döviz artışlarında konuşuruz dedi. Belki ticaretimizde konuşacağız. Hani artık milli parayla ticaret yapacağız. Ama ben bir araştırdım ki sayın dekanım bu milli parayla yapacağız ama biz yabancı parayla ya da Avrupa ülkeleriyle yaptığımız ticaret hem ithalat hem ihracat neredeyse yarı yarıya yani %50 ihracatımızın %50 ithalatımızı bu ülkelerle yapıyoruz ama bu nasıl mümkün olabilecek? Tabii bunlar da belki konuşuruz nasıl olacak milli parayla alışveriş yapmamız yapabilmemiz mümkün mü? Hepsini bugün tabii milli gelirin adil dağılıp dağılmadığı konusuna da hasredeceğiz. Bunları hepsini konuşacağız. Ben şimdiden genel başkanımız İstanbul'dan kalktı geldi. Genel merkez yöneticilerimiz, genel başkan yardımcımız, genel saymanımız burada. Aynı şekilde federasyon başkanımız her zaman bizi bu dönemlerde bizle birlikte oluyor, dayanışma içinde oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Aziz hocama. Aynı şekilde Sayın Rahmi Aşkın Türeli'ye de hep bizle birlikte ne zaman başımız sıkışsa geliyorlar. Ben güzel bir panel olacağı inancındayım. Biz kurumlar adına hafif görüşlerimizi arkadaşlarımız sağ olsun Turma Babı'na da bizim içimizden yetiştirdiğimiz arkadaşımız Masyontan bizlerle beraber olacak görüşlerini verecek ama biz herhalde kısa kısa görüşler vererek daha çok panel oturumunda uzun uzun konuşacağız. Belki orada sizler de fikirlerinizi söyleme fırsatı olması açısından ben ve kurumlar adına konuşacak arkadaşlarımız kısa konuşacağız diye umuyorum. Tekrar sizleri burada görmekten çok mutluluk duyduğumuzu belirtiyor. Saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mali Müşavirler Birliği Derneği Ankara Şube Başkanı Yücel Ulusoylu'yu davet ediyorum. Buyurunuz efendim.